Şimdi AFAD'daki verilere göre bu sarsıntının 5.2 büyüklüğünde olduğunu söyleyelim. Depremin merkez üssünün Gazipaşa ilçesi açıkları olduğunu söyleyelim. Ve 38 kilometre açığı ve 77 kilometre derinlikte meydana geldiğini söyleyelim. Evet, Profesör Doktor Okan Tuysüz deprem bilim uzmanı şu an telefon hattımızın diğer ucunda. Okan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Geçmiş olsun diliyorum. Geçmiş olsun tüm Türkiye'ye. 6 saniye hissedildiğiyle ifade ediliyor. 5.2 büyüklüğünde AFAD verilerine göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı şu an için ifade ediliyor. Ne söyleyeceğiz bu depremle ilgili hocam? Beklenen bir deprem miydi? Bu depremi nasıl okumamız lazım? Evet, öncelikle yöre halkına geçmiş olsun diliyorum. Tabii 5.2, 5.3, 5.4 gibi değerler veriliyor. Depremi oluşturan bölgeye baktığımız zaman Gazipaşa açıkları, Alanya açıkları, aşağı yukarı Hatay'dan başlayan Kıbrıs'ın güneyine, oradan Antalya açıklarından Rodos'a kadar uzanan bir hattımız var bizim. Akdeniz dalma batma hattı dediğimiz, Akdeniz kabuğunun Anadolu'nun altına doğru, yer içine doğru daldığı bir kuşak bu. Çok hızlı bir kuşak değil. Hızlı olmaması çok sık deprem üretmeyeceği anlamına geliyor. Ama Antalya Körfezi açıklarında geçmiş depremlere baktığımızda benzeri büyüklükte ve benzeri derinlikte depremlerin olduğunu görüyoruz. Bugün yaşanan deprem 70 ila 110 kilometre arasında derinlik veriliyor. Bunlar da zaman içerisinde daha homojen hale gelecektir. Bu derinlikte 5.2, 5.3 büyüklüğündeki bir depremin yüzeyde hissedilmesi gayet doğal ama yüzeyde hasar yaratmamış olması gerekir. Nitekim alınan ilk haberlerde böyle bir hasarın olmadığını gösteriyor. Bu zaman zaman yaşanan, evet, bölgenin jeolojik yapısı açısından gayet doğal karşılanabilecek bir depremdir. Hocam şunu da sormak lazım. Yani güneye doğru yayılan bir şey var. Böyle yavaş yavaş giden bir periyodu var depremler kuşağının. Şöyle bir en azından güneye doğru yayılan o depremleri hissediyoruz. İzmir, Antalya gibi böyle bir yay çizdiğini görüyoruz. Bunu normal bir şekilde mi okumak lazım yoksa olağan bir durum mudur bu? Yani böyle güneye doğru... olağan bir durum. Türkiye'nin topraklarının %98'i deprem tehlikesi altında. Yani Türkiye'nin herhangi bir yerinde 5-5,5 gibi depremler ya da daha altında olan depremler bizler için sürpriz olmaz. Türkiye'de 500'ün üzerinde aktif fay var. Bu aktif faylar da deprem üreten faylardır. Depremleri oluşturan faylardır. Evet. Dolayısıyla Akdeniz'in bu söylediğim rakama denizler dahil değil, sadece karada görülen. Tabii onun devamı olan denizlerde de çok sayıda fay var ve bunların ürettiği depremler de var. Önemli olan şey bu tür depremlere hazır olmak. Evet. En önemli hocam, problem orada. Hocam şunu da sormak istiyorum. Yani 5.2 şiddetindeki bu deprem hangi kategoriye sokacağız? Orta büyüklüğündeki bir deprem orta mi? Orta büyüklükte. Orta. Peki bu işte 6 saniye ile 8 saniye sosyal medya kullanıcıları ifade ediyor bunu. Yani bir yıkımı olabilir mi yoksa şu ana kadar gelen bir bilgi yok ama yerin işte daha doğrusu denizin 77 kilometre açığında meydana gelmesi ve o bölgelerde bir yıkıcı özelliği olur mu genellikle orta depremlerin? Şöyle... Bir defa derin olması yüzeye uzak olduğu anlamına geliyor. Bu da deprem dalgalarının yüzeye ulaşana kadar önemli oranda sönümleneceğini gösteriyor. O nedenle bir hasar olacağını tahmin etmiyorum. İkincisi, yerleşim birimlerinin tam altında değil. Yine karaya en yakın yeri sanıyorum 30-40 kilometre mesafede. Yani denizin içerisinde olduğu için de. Bu da bir avantaj deprem açısından. Karada çok önemli bir yıkıcı sarsıntı yaratmamasını ümit ettiğimiz, evet, bir depremdir. Hocam son olarak şunu sorayım. 5.2 büyüklüğünde AFAD açıklıyor. 5.4 büyüklüğünde de Kandilli açıklıyor. Aradaki bu farkı nasıl oluşuyor bu fark? Neden 0.2 büyüklüğündeki o fark ortaya çıkıyor? Evet, şimdi iki tane farklı kurum bunu işletiyor. Deprem ağımızı işletiyor ve belirliyor. Hem Kandilli hem AFAD. Dolayısıyla iki farklı ölçüm mekanizması var.
Bu sanıyorum zaman içerisinde hesaplamalar yapılırsa biraz daha birbirine yakın bir değere gelecektir. Ama Türkiye'de böyle iki tane ayrı işletim var. O nedenle de elde edilen değerlere bağlı olarak iki kurum ayrı ayrı açıklıyor. Evet. Peki, bu çok... da çok doğrudan ölçülen bir değer olmadığı için farklılıklar olabiliyor. Evet, peki. Çok sağ olun hocam, verdiğiniz ben değerli teşekkür katkılar ederim. Için yayınımıza. Geçmiş olsun. Sağ olun.